Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğneden Tığa Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet, şöyle arkadaşlar. Cenk'in yeni desenlerinden olan böyle koyu bir mürdüm rengi tülbentimiz var. Bakın, bu göstermiş olduğum orta, bu da köşedeki çiçekleri. Hoş ve zarif bir tülbent. Şöyle bakayım. Cenk markası. Arkadaşlar bakın, ikişer zincir çekerek bunun kenar tığlamasını yaptım. Fakat burada hiç ipi esnetmedim. İpi esnettiğiniz takdirde çok ince oluyor ve ütülendiği zaman da o kadar gerdiriyor ki bu tülbentin kenar tığlama işlemi, çok çirkin bir görüntü oluyor. Yani dar sanki böyle. İpinizi esnetmeden bu şekilde tığlarsanız iki zincirle güzel şöyle minik bir tığlama işlemi olmuş oluyor. Eğer çok fazla inceltilmiş ince ipiniz varsa 3 zincir olabilir tabi. Evet, şöyle kenar tığlamasını da gösterdim arkadaşlar. Böyle arkasına, eğer bu biraz laylonsu, oya ipinden şöyle 1 metreye böyle 90 santim kadar arka tarafından götürerek şöyle tığlarsanız daha kolay kıvrım işlemi gerçekleşecektir. Evet, şöyle de hemen tülbentimi gösterdikten sonra çiçeklerini, hazırlamış olduğum modelimi göstereyim arkadaşlar. Bakın, bu çimeni. Çimeni bu bildiğiniz ama hiç eskimeyen bir model. Çimeni olarak buna şöyle çok istek alan arkadaşlar, siparişlerde de bu model çok istek alıyor. Şöyle kameramı düzelteyim. Bakın, bildiğiniz bu kenar yaprağı ve arasına arkadaşlar bir tane gerçekten çok yakın oluyor. O yüzden 3 tane bıraktım. 4 tane yapıyoruz. Bakın şöyle normalde. Şuradan göstereyim. Bakın, 4 tane bırakıyorum. 2 tane yaprak arasına. Bu şekilde. Lakin bir tanesi şu şekilde çiçeğimizin tutturma işlemine gidiyor. Geriye bize 3 tane kalıyor. 3 ara mesafesi suyu kalıyor. Böyle yaprağın üzerine de ikili trabzanlardan oluşan 6 tane trabzana 5 tane yuva, fıstık yuvası düşüyor bu şekilde. Evet, tülbentin içinde olan renklerinden böyle koyu mürdüm ve sütlü kahveden yaptım. Şimdi bir de şu renkleri de göstereyim. Bakın, birebir aynısından, kahvesinden, böyle mor içinde olan mürdümünden, koyu mürdüm olarak geçiyor arkadaşlar. Renk numarası yok. Şimdi bu koyu bordoya yakın rengimizden de yapacağız. İplerin numarasını da göstereyim isterseniz. Evet, şöyle yeşili göstereyim. Bu 733 numara arkadaşlar. Leylak marka. Mürdüm, koyu mürdüm. Rengi yok demiştim. Sadece koyu mürdüm olarak geçiyor. Bu da 220 arkadaşlar. Şöyle rengini. Evet, 220 leylak. Bir de ortasına kullandığımız beyaz leylak kullanıyorum. Süt beyaz, kar beyaz, süt beyaz biraz koyu oluyor. Bir de sütlü kahve. Bu eski altın başak sanırsam arkadaşlar. Değerlendirmek için. Renklerimiz bu. Şimdi bu çimeni nasıl yaptık onu tarif edelim. Evet arkadaşlar, şöyle ikişer zincir çekerek tülbentimizin kenar tığlama işlemlerini hazırlıyoruz. Şöyle bakın, dediğim gibi bu şekilde oluyor. Şimdi 3 tane ara suyu, 4 tane yapacağız arkadaşlar. Bir tane de sizle yapmak için bıraktım. Sonra 4 taneden sonra yaprak işlemi ve 4 tane de bu kirpikli, tek kirpikli trabzanlarla devam edecek. Evet, şöyle ilk başlar gibi başlıyoruz. Bakın, 1, 2, 3, 4, 5 zincir. İpimi güzelce esnettim. 5 zincirimden sonra 2 defa tığımı doladım. Bir tane tığ battı bırakıp ikinciye şöyle 4 seferinde 1, 2, 2, 2 alarak trabzanımı hazırladım. 4 tane zincir çekiyorum. Buraya trabzana kapatıp bir tane kirpik oluşturdum. Geri kalan kısma 5 tane sık iğne yapıyorum. 2,
3, 4 ve 5. Altıncıyı tığ battı da kapatıp işlemimizi tamamladık. Şimdi yine 5 tane zincir çekip yaprağı oluşturacağız. Bakın 4'e tamamladık. Şöyle tırnağımızla hemen çektiğimizde düzeliyor. 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şöyle 2 defa tığı doladım. Bir tane bırakıp ikinciye 1, 2, 2 ve 2. 4 seferde aldığım bir trabzan. Hemen trabzanın üzerine 7 tane zincir çekiyorum. Bu bizim yuvamız olacak yaprak için. Hemen kapatıyorum bu trabzanın tepe kısmını. 2 zincirle dönüşümü yaptım. Hemen şöyle bakın tırnağınızda tutup bir defa tığı doladım. Yuvanın içine yani 7 zincirin içine girip 2 alarak trabzan yaptım. 4 zincir kapattım. Bir defa tığı doladım. Şöyle 3 seferde 1, 2 ve 2. 1, 2, 3, 4 zincir. Pirpiri oluşturuyoruz. 2 defa tığı doluyorum. Yuvaya girdim. Şöyle 2, 2 ve 2. 4 zincir. Kapattım 4 zinciri buraya. Ve yine 2 defa tığı doladım. Şimdi 1, 2, 2, 2. Bakın tek doladığımda da 2, 2, 1, 2, 2. Burada da 2, 2, sonra 1, 2, 2. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapattım. 4 tane kirpiğim oldu. 5.'si için 3 defa doluyorum. Yuvanın içine girip şöyle sıkı sıkı alıyorum. Bakın 1, 2, 2, 2, şöyle 2. Çekmeden sıkı sıkı bir trabzan yaptım. Yine 4 tane zincir çekip son trabzana kapattım. Buraya trabzana da 6 tane sık iğne yapacağım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Hemen 7.'yi yuvada kapattım. 1, 2, 3 zincir. 2 defa tığı dolayıp 3 sefer de alıyorum. Bakın 2, 2 ve 2. Bunu 3 zincir boyutunda çektim. Trabzanı dal oluşturuyorum. Yine 7 zincir. Buraya fıstıklı çiçeğimizi yapacağız. 7 zincirimizin içerisine. Kapattım. Bakın geriye kalan kısma da 1, 2, 3 ve 4. 4 tane sık iğne yapıp 5.'sini şöyle yuvada yapıyorum. Ve yaprak ve dalımız hazır. Bu sık iğneli trabzanı 5 tane sık iğne ile tamamlayacağız. Şöyle bakın 1, 2, 3, 4 ve 5. 6.'yı bir sonrakine kapatıyorum. Şöyle göstereyim bakın arkadaşlar. Bir tane atlamıştık ya dibi çok yakın oluyor. Marullandırıyor. O yüzden bir sonrakine kapatıyorum. 6. sık iğnemi. Şöyle. Evet yaprağımızın işlemi de tamam. Şöyle. Çok güzel duruyor arkadaşlar. Örümcek yerine zincir yaptım. Daha önce bu Ayşe Hanım'a yapmıştım. Çok da hoşuma gitti. Zincirin ütülemesi hem de kolay oluyor. Örümceğe göre. Bu şekilde zincir yapıyoruz. 5 tane zincir örümcek yerine. 2 defa doladım. Bir tane bırakıp şöyle ikinciye 1, 2, 2 ve 2. Bakın 5 zincir boyutunda. 4 zincir çekiyorum. Kapatıp buraya 5 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 6.'yı bir sonraki boş olana kapatıyorum. Şöyle daha güzel duruyor arkadaşlar örümceklerimiz. Yine 5 zincir sıkı sıkı ama arkadaşlar. Marullanıp 6'ya 7 gibi büyüklüğünde olmasın. Sıkı sıkı 5 zincirimi çekip 2 defa tığımı doladım. Şöyle 1, 2,
2 ve 2. 4 zincir. Kapatıyorum. Geri kalan kısmı 5 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 6. yuvada. Bir sonraki boş olana kapatıyorum. Bakın dibe değil. Boş olana. Şöyle. Yine 5 tane zinciri çekip arkadaşlar bunlardan 4 tane yapacağız. Bakın bu şekilde. Şöyle tırnaklarımızla çektiğiniz zaman kalıp gibi duruyor. Şu 4 zincirli. Şu kısımdan şöyle yapıveriyorum. Hemen kalkıyorlar. Şimdi arkadaşlar 4 taneyi bu şekilde yaptıktan sonra hemen trabzan yapıp yaprak ve dal yapıp devam edeceğiz bu şekilde. Evet, şimdi şöyle beyaz yuvasını yaparak başlayalım. Bu 7 zincirli yuvanın içerisine giriyorum. Ve sık iğne ile beyaz ipimi sabitledim. Fıstıklar için de yuva hazırlayacağız. Bu dalın içindeki 7 zincirli yuvaya 3 tane zincir çekerek başlıyorum. Bir defa tığımı doladım ve 3 seferde 1 2 ve 2. Evet, ikili trabzan. Araya 3 tane zincir. Bir defa tığımı doladım. Hemen yanına şöyle 1 ve 2. Sonda 2 ilmek tığımda. Bir defa tığı doladım. Şöyle 1 ve 2. 3 tane ilmeğin 3'ünü birden çekiyorum. Bu şekilde trabzanlar hoş duruyor arkadaşlar fıstıkların arasında. 3 zincir. Bir defa tığı doladım. Hemen 1 2 tığımda ilmekler. 1 ve 2. 3'ünü birden kapattım. 3 zincir çekiyorum. Bir defa tığı doladım. Yuvaya girip 1 ve 2. Bir defa tığı doladım. Şöyle 1 ve 2. 3'ünü birden kapattım. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığı doladım. Yeşil yuvaya 1 2. Bir defa tığı doluyorum. 1 ve 2. Evet. 3'ünü birden kapattım bakın. 2 4 5 tane trabzan ve 4 tane de yuva var. 5. yuvayı şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. 3 zincirimi çektim. Bir defa tığı dolayıp 1 aynı ilk başta yaptığımız trabzan gibi tek tek yapacağız. 3 seferde aldığım trabzanın yanına 3 tane de zincir çekip yeşil yuvada kapattım. Şöyle bir tane de zincir çekip ipimi koparıyorum. Hemen bakın şöyle. Şöyle 6 tane ikili trabzan, 2 3 4 5 6. 5 tane de 3 zincirden yuva. Bunlara fıstık yapacağız şimdi. Evet, şimdi ilk önce bu yaprağımızın en tepe bakın 5. kirpiğinin sık iğneli trabzanın olduğu kısımdan sık iğneli ipimi tutturuyorum. Hem sık iğnem oturuyor hem de bir zincir köprüm oluyor. İlk yuvaya giriyorum. Böyle sık iğne ile ipimi buraya sabitliyorum. 9 tane zincir çekiyorum. Sıkı sıkı 9 zincirimi çektim. Ve alttan girip üstünde bir tane zincir çekiyorum. Bakın. 1. Şöyle baştaki ile 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 12 13 14 ve 15 toplamda 9 zincirin üzerine 16 tane ilmek topluyorum arkadaşlar. Şöyle bismillah en sonuncu hepsini birden çektim bakın fıstıkların ve buraya kapatıp böyle sıfır bir noktası oluşturuyorum. Boşluk kalmadan kapatın. Şimdi bunu bu sık iğne ile sabitlediğimiz ilk yuvaya biz de bir sık iğne ile sabitliyoruz. Şöyle tekrar
yanındakilere girmeden tam ortadan sabitledim. Şöyle direkt hiç zincir çekmeden de sık iğne ile geçiyorum. Fıstıkların arasında çok boşluk oluyor arkadaşlar zincir çekince. Evet, fıstığımızı bu şekilde yaptık. Şimdi sık iğne ile de geçtik yuvaya. İkinci fıstığımızı da 9 tane zincir çekip şöyle yapımına başlayalım. 6, 7, 8 ve 9. 9 zinciri çekiyorum. Şöyle 1, 2, baştaki iple beraber 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Evet, 9 zincir 16 tane ilmeği toplayıp hepsinin içinden bu şekilde geçip sonra bunu sıfır noktasında kapatıyorum bu şekilde. Bakın arada boşluk yok. Hemen aynı geçiş yaptığım sık iğne yuvasına kapattım ve buraya yuvanın içine de sabitliyorum. Bakın. Şöyle oluyor arkadaşlar. Güzel. Orta boyu minik sayılmayacak şekilde fıstıklar yapıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 zincirimiz yine hazır. Şöyle altından girip üstünde bir zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, şöyle alırken pırtabiliyor arkadaşlar. 12, 13, 14, 15 ve 16. Baştaki ilmeği de sayınca 16 tane olacak. Şöyle sıfır noktasında kapatıyorum. Sıfır noktası şu boşluk oluşmaması için. Sıfır noktası diyorum, yani bura tam kapalı olacak. Hemen bunu sık iğne ile geçtim. Yuvanın içine sabitliyorum. Şöyle bakın. Evet, diğer yuvaya geçerken sık iğne ile geçiyorum arkadaşlar. Zincir çekmeden şöyle sabit. Diğer iki yuvayı da yapıp tamamlayalım. 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 zinciri çekiyorum. Altından girip üstünde bir zincir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Hepsini birden çekip kapattım. Bakın. Bu şekilde buraya yuvaya sabitliyorum. Ve diğerine de arkadaşlar, sonuncu yuvaya da sık iğne ile geçiş yapıyorum. Evet, bakın. Sonuncuyu da yapalım hemen. 9 zincir. 6'tan girip üstte zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Hepsini birden ilmeklerini çekip 16'sını birden böyle çekip kapattım arkadaşlar. Sonra da
Sık iğne ile yuvaya kapatıyorum. Şöyle bir tane de zincir çekeyim. Sadece burada zincir var arkadaşlar. Bunu şöyle hem geçiş köprüsü hem de o sık iğne iyice otursun diye buraya şu ilk boş olan şöyle göstereyim. Trabzanlı yuvanın içine 4 zincirin içine sabitledim. Şöyle göstereyim bakın. Dibini de koparmadan önce bir tane zincirimi çektim. Hemen bakın. Şöyle tek sonuncu dönüyor arkadaşlar. Bu da güzel duruyor bak. Şöyle üstüne. Hemen bu ipleri yakıp temizleyip geleyim. Modeli tamamladık. Çok eski ve halen revaçta olan bir model arkadaşlar. Şöyle yeni güzel bir anlatımıyla anlatmak istedim modeli. Şöyle daha güzel çekimiyle inşallah işinize yarayan da güzel bir çekim olmuştur. Şöyle sizler için daha önce hazırladım. Renklerimi de göstereyim. Bunlar tülbentimde olan renkler çiçeğimin. Evet. Şu mürdüm rengimiz de çok tatlı oldu. Birebir aynı renkleri kullandım bu çiçeklerdeki arkadaşlar. Şöyle göstereyim renklerini. Kahve, mürdüm ve şöyle bordo rengi. Bunların renginden olan. Birazcık yakınlaştırıp daha net görmenizi sağlayayım inşallah. Çiçeklerimin gülleri bu renk. Onlardan böyle size fıstıklar hazırladım. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.